Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Şimdi size bir şey göstereceğim. Evet, bu şekilde Altus markasının, yani Arçelik'in kendi markasını kahve makinesini aldım. Bunun Arçelik olanını istiyordum fakat onlarda 2-3 mağaza gezdim. Bulamadım. Ondan sonra ben de bunu aldım. Yani çok bir fark yok zaten. Yine Arçelik markası. Sadece Altus yazıyor. Şöyle bir kahve kaşığı çıktı. Bir saniye açayım, çıkartayım bunu. Bu şekilde makinemizin görüntüsü. Gayet şık ve güzel. Merak ediyorum kahvesi de nasıl olacak. Şöyle de iki tane haznesi var. Bir de tabii ki de su hazneli. Bu şekilde suyunu da dolduruyorsunuz. Sadece kahveyi atıp geriye içmek kalıyor. Burada sorun giderme kartı var. Eğer herhangi bir sorunda burada çözüm bulabilirsiniz. Daha sonra şimdi deneriz birlikte kahve içmeyi. Ben bundan çok istiyordum. Bu arada böyle kutusunda da Arçelik servis garantili. Suyumuzu şöyle bıraktım dolması için arkadaşlar. Bir saatte doluyor. Bu arada çok doldurmayacağım. Bu da bir ölçeğim olsun benim. Zaten tam bir ölçek. Benim gerçi koyuyorum ya. Evet, suyumuzu doldurduktan sonra yerine yerleştiriyoruz. Tabii bunu her zaman böyle çıkarmanıza gerek yok. Ben yıkamak için çıkardım arkadaşlar. Böyle bir şişeden şuradan döküp kapatabilirsiniz. Biraz sert davranmak gerekiyor. Evet, fişe takmıştık zaten. Şurada bir açma kapama tuşumuz var. Bunu açıyoruz ve etkinleşiyor gördüğünüz gibi. Hazinelerimizi de yıkadık, temizledik. Şimdi kahve yapalım. Anne. Kahve bitmiş. Anneciğim. Hani bir şey söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar, taze çekilmiş kahvemiz var Allah'tan. Şu şekilde bu kaşığı kullanarak ölçek yapacağım, tam böyle. Bu bir mesela. Şu iki. Üçü de, yani üç kişiyiz. Bir tane de buraya atacağım. Aslında buraya da atabilirsiniz de ben şu an öyle yapmayacağım. Birazcık su ekleyebilirsiniz. Ama makinenin doğasıyla oynamayacağım. Şunu belki ilerleyen zamanlarda yapayım. Biraz hevesim alayım. Bu şekilde koyuyoruz. İşte bu. Şimdi olunca görüşmek üzere. Köpüğünü göstereceğim size. Bu yanıp sönüğü zaman su koyun diyor bana diyor. Arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın bu oldu mesela şu an tek kişi falan. Şekilde. Abi köpüğü falan harika. Bir şey söyleyeceğim. Bizim fincanlar büyük ya annemdeki. Normal fincan boyutu aslında, doğru bu. Ama mesela bunu da yaparsak biraz su ekleyebiliriz içine. Çünkü bu fincanlar büyük. Ben size küçük bir fincan göstereyim yani normal. Şöyle göstereyim. Bu normal fincan boyutu. Bizdeki büyük, biz bununla içme sevdiğimiz için. Neyse. Belki daha çok çıkıyoruz. Evet, bu şekilde. Şu benim. Evet arkadaşlar. Daha sonra videoyu tekrardan devam ederiz. Şimdi ben bir kahve içeyim. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ben evime geldim. Şimdi çok güzel olmadı mı ya burada kahve köşesinde? Bu arada ben mutfağı değiştirdim. Burayı böyle kahve köşesi yaptım. Şöyle döndüğünüzde de burada masayı değiştirdim. Bu annemlerdeki yine benim odamda bir masaydı. Benim masamdı yani. Bu böyle açılıp 6 kişilik falan olabiliyor. Böyle bir kombi yaptım buraya. Şu kalkabilir. Dolabım vardı. O tekrar buraya gelebilir. Arıtma cihazı aldığımız için bunu kaldıracağım.
Şimdi bir tane daha kargom var. Onu da sizlere göstermek istiyorum neler aldığımı. Evet, şöyle koyayım size. Altını göstereyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir tane limon sıkacağı aldım. Bunu tatile gittiğimizdeki evde gördüm ben. Orada tanıştım yani. Bu şekilde içine limonu koyup böyle çok kolay bir şekilde sıkıp suyunu çıkarabiliyorsunuz. Ve bayağı da güzel sıkıyor. Biraz da ağır yani, güzel döküm bir şey böyle. Bu da hayat kurtaracak bir şey gerçekten. Hatta hemen denemek istiyorum sizinle de. Arkadaşlar bunun böyle pahalı fiyatlı olanı da var. IKEA gibi markalarının. Bilmiyorum, belki bunu beğenmezsem onu alırım ama bu da, bunun fiyatı da 38 TL gibi bir şeydi. Dedim ki hani bir de buna şans vereyim. Daha sonra beğenmezsem onu alırım dedim. Çünkü onun stok yoktu galiba. Şöyle bir tane sarımsağı çıkardım. Bunu çok merak ediyorum. Ay. İnşallah boşa gitmemiştir 38 TL. Ay, ne zamandır video çekmiyorum. Birazcık böyle sosyal medya detoksu yapmaya karar verdim. Bu arada Instagram falan hiçbir şey yok şu anda. Öyle estiler. Yükselen burcumun ikizler olması bunu etkiliyor olabilir. Açılmıyor. Şu şekilde içine koydum. Kuzey de ağlıyor bir yandan. Bu arada çok mısınız? Şöyle. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Oo, çok iyi. Çok iyi. Gördüğünüz gibi bıçağın ucuyla sıyır geç. Bu da çelik ve paslanmazmış. Yani 38 liraya çok iyi. İçi de şöyle sarımsak falan kalmadı zaten. Bakın. Alınır. Link isteyen olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Linki atarım da. Bak ya, aşırı terliyorum. Bu arada bu çocuk çok yaramaz olmaya başladı arkadaşlar. Böyle kendi ayakta durabiliyor, emekleyebiliyor. Ne oldu? Kuzey, herkese merhaba de. Böyle gidiyor koltuktan koltuğa. Gel. Bir dakika. Orada şöyle bir oyuncak almıştım. Kuzey gel. Kuzey gel. Gel 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 gel. Size emeklemesini göstermek istiyorum. Gel 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 gel. Bak. Bak. Aferin sana ya. Artık benim oğlum çok güzel emekliyor maşallah. Evet. Evet anneciğim. Bu arada bugün bir karar verdim ve Kuzey'le odaları ayıracağız. Artık kendi odasında yatacak. Gündüz uykularını başlattım. İki uykusunda. Beni ıslak konuşturmuyorsun. İki uykusu... Hayır, hayır, hayır. İki uykusunda uyudu odasında bugün. Akşamüstü de bakalım, ilk defa ayrı yatacağız Kuzey'le. Nasıl olacak bilmiyorum. Oh. Ya bu ne yapacaksın? Niye mi çekeceksin? Şu an karnım aşırı aç ve hemen bir şeyler yemek istiyorum arkadaşlar. Burada kapatayım. Yine bir yerlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Günaydın anneciğim. Günaydın bebeğim. Oy, oy, oy. Günaydın Kuzey. Kuzey, günaydın. Günaydın.
Günaydın bebeğim. Çok uyudun anneciğim. Oy oy oy. Günaydın aşkım. Ne yapıyorsun? Aşkım benim, günaydın. Ama ben oğlumu özledim. Çok özledim. Arkadaşlar, hala daha uyku eğitimi vermediyseniz hemen başlayın. Bakın, hemen! Kuzey normalde gündüzleri yarım saatçik uyuyan bir çocuktu. Sallanırsa sürekli bir saat, iki saati buluyordu ama sürekli sallamak gerekiyordu. Şu anda kendi başına uyudu. Hatta bir saat sonra, uyuduktan bir saat sonra uyandı, ağladı ve tekrar kendi kendine uyuttu. Bir saat daha uyudu öyle. 2 saat olduğu için uyandırdım arkadaşlar. Hiç istemem aslında uyandırmak ama hem kahvaltısını yapacak hem de diğer uykusuna da şaşmasın dedim. Akşam uykusunu da etkilemesin dedim. Bunun Kuzey'e annesi ne hazırlamış? Avokadolu, labneli bir ezme hazırladım bu şekilde. Bir de lor peyniri, şuraya da yumurta gelecek. Çok güzel Kuzey, senin için gelmişler. Kuzey, ne oldu burası böyle? Oho! Bir şey atıyorlar herhalde. Ekmek atıyordu, o kadar bir ekmeği de nasıl geldi? Aa, kavga etti. Bunlar da sana da bakıyoruz. Kuzey, biz bu hayır, onları yemez misin acaba? Hayır, hayır anneciğim. Kuzey, hayır. Aferin. Aferin ya. Hayır, hayır anneciğim. Hayır Kuzey. Kuzey, hayır. Hayır aşkım.